Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda modern periyodik sisteme ve elementlere genel bir bakış yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel sağlıklı bir ders videosu olur diyorum arkadaşlar. Evet bakın burada ne görüyoruz? Bakın burada bir sistem görüyoruz. Şimdi biz bu elementleri bakın hidrojen elementi var, helyum var, lityum var, berilyum var, magnezyum var, sodyum var. Elementleri artan proton sayılarına göre ya da işte atom numarası da diyebiliyoruz. Çekirdek yükü de diyebiliriz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Elementleri artan proton sayılarına göre yan yana ya da arkadaşlar benzer kimyasal özelliklerine göre alt alta şekilde sıralayan sisteme biz ne diyoruz arkadaşlar? Periyodik cetvel diyoruz. Bakın arkadaşlar burada periyodik cetvel var. 118 tane elementi biz buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Neye göre? Proton sayılarına göre yerleştiriyoruz. Mesela hidrojen burada 1. Bakın ilk elementimiz. Sonra helyum 2. sonra lityum geliyor 3. Berilyum geliyor 4 bor, karbon, azot, oksijen diye devam ediyor. Bunların hepsi arkadaşlar artan proton sayısına göre ya da atom numarasına göre dediğimiz ifadelere göre biz bunu yerleştirebiliyoruz. Peki arkadaşlar yani şimdi baktığınız zaman bunu birazdan yine konuşacağız. Şimdi periyodik sistemde arkadaşlar bizim periyotlarımız var. Periyodik cetveldeki arkadaşlar biz yatay sıralara ne diyeceğiz arkadaşlar? periyot adını vereceğiz. Periyot dediğimiz şey periyot sistemdeki yatay sıralardır. Toplam kaç tane periyot var? Bakalım kaç tane e yatay sıra var? Bakın şu birinci yatay sıramız. Şu iki, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7, şu 8, şu 9 mu diyeceğiz? yani? Toplam 9 tane periyot vardır arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. 9 tane değil. Toplam 7 tane var. E peki şunlar ne? Arkadaşlar bakın şimdi buraya hemen ben tekrardan göz atmak istiyorum. Şimdi nerede kaldık? Bakın şu ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var görüyorsunuz. Şu 6'ya bakalım. 55, 56 bakın. E, sezyum, baryum. Bakın 56'dan sonra 72'ye geçmiş. Peki bu 56 ile 72 arası nerede? Arkadaşlar bakın lantritler dediğimiz 57-71 arasındaki elementler. Arkadaşlar aslında şu lantritler 6. periyottan kopan. Yani aslında hepsi burada olmak istiyor ama yerleştiremiyoruz hepsini. Çünkü bunların hepsinin kimyasal özellikleri benzer olduğu için hepsini buraya koyamıyoruz. Aslında buranın devamı şurası. 71'den sonra bakın 72 gelmiş. Aynı şekilde arkadaşlar 7. periyoda bakarsak fransiyum, radyum görüyoruz ki 88-104 arası boşluk var. O zaman demek ki şuradaki aktinitler de aslında şuradan 89'dan 103'e kadar olan elementlerimiz de burada oluyor. Yani toplam ne oluyor? Toplamda aslında bizim elimizde toplam 7 periyot var. 9 periyot yoktur. Peki elektronların bulunduğu arkadaşlar en yüksek enerjili diyelim bakın arkadaşlar en yüksek enerjili katmandır. En yüksek en büyük katmandır diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki hatırlayalım arkadaşlar hani dağılım özellikleri vardı. İlerleyen dersimizde tekrardan biz bunu söyleyeceğiz ama o katmanlara baktığımız zaman biz burada ifade edeceğiz. Aynı periyotta bulunan tüm elementlerin katman sayıları bakın bunun diğer ismi baş sayısıdır. Bunlar ne olacak arkadaşlar birbirine eşit diyeceğiz. Şimdi bakın birinci periyotta kaç elementimiz var bakın. 1 ve iki elementimiz var. O zaman birinci periyot toplam iki elementimiz var. Öyle mi? Kimlermiş onlar? Hidrojen ve helyum elementlerini görüyoruz. Peki ikinci periyotta arkadaşlar baktığımız zaman neler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane element var. Arkadaşlar bakın ikinci periyotta üçüncü periyot aslında aynı görüyorsunuz ki. O zaman burada ikinci periyotta da 8 element var. Üçüncü periyotta toplam 8 elementimiz vardır. Peki dördüncü periyotta itibaren bakın şuraya Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir element eklenmiş. Aynı şekilde 5. periyotta da aynı şekilde görüyorsunuz ki onlar element daha e eklenmiş. O zaman hani 2. E ve 3. periyotta 8 element vardı biliyorsunuz. O zaman onlar element daha gelince 4. periyotta 18 element, 5. periyotta 18 element var. Sanki 6. ve 7. periyotta aynıymış gibi gözükse de aslında bakarsanız aslında şuralar dolu görüyorsunuz ki. Evet şunu şu şekilde gösteriyoruz. Burada burada boş gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee yani bazı bilim adamları tarafından bazı elementler şu anda element olarak kabul görmüyor. Ama hepsi elementmiş gibi, hepsini doldurmuş gibi kabul edelim biz isterseniz. Ama şunu demiştik, şunlar şu bölge, yani şu bölge şuradan koptu, şu bölge de şuradan koptu değil mi? O zaman burada kaç element var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ee, aslında 14 olacak, bu fazla olmuş bir tane. 14 element olacaktır. Toplam 14 elementimiz de var. Yani ne olur? 32 element oluyor 6. ve 7. periyotta. Ve biz bu şekilde periyot cetvelimizi elementlere göre sıralayabiliyoruz. Peki Gelelim gruplara. Grup ne? Arkadaşlar bakın periyot deyince yatay sıralar. Periyot cetveldeki arkadaşlar düşey sütunlara da biz ne diyoruz? Grup adını veriyoruz. Yani baktığımız zaman periyot cetvele bakın şu şunlar hep grup görüyorsunuz ki işte bunlar hepsi birer grup olmuş oluyor. Peki toplam kaç tane grup var? Arkadaşlar yupağın yani ayupak dediğimiz bir sistem var. Yani bu uluslararası kimya birliği dediğimiz bir sistemdir. Bunun sistemine göre toplam arkadaşlar 18 tane grup vardır. Bakalım öyle mi? Birinci grup, ikinci grup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane toplam sütun var ve grup vardır. Arkadaşlar şimdi bakın bu gruplardaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Yani bakın şimdi ne demişiz? Birinci grup ya da 1A grubu aslında birinci grup dediğimiz şey. Bir a grubundaki elementlerin kimya özellikleri birbirine benzerdir. 2A dediğimiz elementlerin kimya özellikleri birbirine benzerdir. 8A dediğimiz elementlerin kimya özellikleri birbirlerine benzerdir diyoruz. Şimdi bakın elementler A grupları ve B grupları olarak ikiye ayrılır. A gruplarını biz ana grup bakın A ana oradan baş harfi A'dır. Baş grup diyoruz. Toplam kaç tane A grubu vardır arkadaşlar baktığımız zaman? Arkadaşlar toplam 18 tane grup var ya. Bakın arkadaşlar şu 1A, şu 2A, bakın şu düşmüş şurası B gruplarıdır. Bakın 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A toplamda arkadaşlar 8 adet A grubu vardır diyoruz. Peki B gruplarına diyoruz? Biz yardımcı ya da yan grup adını veriyoruz. Bunlar arkadaşlar geçiş elementleri ya da geçiş metalleri denir. Çünkü hepsi bunların metaldir. Toplam arkadaşlar e zaten 18 tane grup vardır. 8 tanesi A ise o zaman toplamda ne olur? 10 tane B grubu vardır. Ama arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şimdi bir kere B grupları nereden başlıyor? Bakın birinci, ikinci ve üçüncü periyotlarda sıralarda B grubu yok. B grubu nereden başlıyor? Dördüncü periyottan itibaren başlıyor. Bakın üçüncü grup 3B grubu. Bakın 1A birinci grup. 2A ikinci grup. 3A 3. grup değil bakın. 3. 3. grup IUPAC sistemine göre 3B grubu. 4. grup 4B. 5B 5. grup. 6B 6. grup. 7B 7. grup. Arkadaşlar 8B bakın görüyor musunuz? 8B 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 bakın. 8B 8B 8B. Yani 8B arkadaşlar bir blok haline yani 9B ve 10B yok önemli bir gruptur ve arkadaşlar 11. grubumuz 1B grubu, 12. grubumuz 2B grubu. Bakın 13. grubumuz 3A grubu oluyor aslında. Ipack sistemine göre 13. grup 3A grubudur. 14. grup 4A, 15. grup 5A, 16. grup 6A, 17. grup 7A ve 18. grupta 8A. Yani 3A 3. grup değil, 3A 13. gruptur. Onu söyleyeyim. Yani 8B o zaman ne olur? 3 blok halindedir. 9B ve 10B çünkü yoktur arkadaşlar. Evet şimdi gelelim arkadaşlar grupların özel isimleri var mı? Evet var. Arkadaşlar şimdi bunu sorar. Der ki X bir toprak alkali metali ise aşağıdaki hangisi doğrudur? Yani X 2A demez de toprak alkali metaller. O zaman bakın bunları bilmek zorundayız. Arkadaşlar 1A grubun ismi alkali metaldir. Peki hocam alkali nedir? Alkali demek baziktir arkadaşlar. Çünkü metallerin e, oksitleri bazik olduğu için böyle bir ifade var. Şimdi 1A alkali metaller. 2A toprak alkali metal. Toprakta bol miktarda bulunduğu için biz bunu bu şekilde söylüyoruz. Bakın şurası B grubu elementte ne diyoruz? Geçiş elementleri ya da biz buna geçiş Geçiş metalleri diyoruz çünkü hepsi bunların metaldir buna geçiş metalleri de denilebilir 3A bakın burada görüyorsunuz ki toprak metalleridir 4A bakın karbon elementiyle başlayın karbon grubu 5A azot elementiyle başlayın azot grubu 6A oksijen grubuyla oksijenle başlayın oksijen grubudur ya da diğer ismi var arkadaşlar bunun kalkojenler. Evet kalkojenler. 7A halojenler bakın benziyor. Kalkojen halojen benziyor. 8A soy gaz ya da diğer ismi arkadaşlar asal gazı. Peki şunlar ne? Arkadaşlar bunları biz şu alt grupta hani burası 6. periyot ve 7. periyot elementleri diyor ya. Arkadaşlar bunlar aslında şuradan kopmuş. Bunlar geçiş elementleri ama iç geçiş elementleri diye ifade ediyoruz. Bunlar arkadaşlar üst elementimiz lantanitle başladığı için lantanlar. Burası da arkadaşlar aktinitler dediğimiz, aktinyum dediğimiz elementlerdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ak, ac şeklinde yazalım. Aktinitler ve lantanitler bunlar neymiş? İç geçiş elementleriymiş. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz periyodik tabloda neyi sıralıyoruz? Periyodik tabloda biz elementleri mi sıralıyoruz? Evet. Peki bu elementler kaç türlüdür? Arkadaşlar 4 türlüdür. Önce söylemiştik, hatırlıyoruz. Bunlar nelerdir? Soy gazlar, başka metaller var, evet. Ametaller var. Evet. Başka ne vardır? Bir de yarı metaller vardır. Arkadaşlar şimdi bakın. Metaller çoktur. Toplam 118 tane element var ama bu 118 tane elementin birçoğu metaldir. O zaman biz soy gazları, ametalleri ve yarı metalleri bilirsek geri zaten metal oluyor. O yüzden işimiz kolay olur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon, Radon. Arkadaşlar bunlar 8A grubu elementleri ve bunlar soy gazlardır. Bakın 8A grubunda olan elementlerimiz bunlarmış. Demek ki arkadaşlar bakın. Hacı, Görüyorsunuz hidrojen karbon, ee, sinop var bakın görüyorsunuz ki kükürt iyot azot oksijen fosfor bunlar flor klor brom arkadaşlar bunlar da ametaller He, başka yok mu var birkaç tane daha var selanyum falan var ama arkadaşlar zaten size bunlar çıkacak başka bir şey çıkmayacak selanyum falan sormazlar bor silisyum e, germanyum falan da var ama gerek yok siz bunu bilin arkadaşlar bor ve silisyum da amet e, yarı metallerdir. Bunu bilelim. Diğerleri ne oluyor? İşte kimdir onlar? Sodyum olabilir, magnezyum olabilir, altın olabilir, işte civa olabilir, işte kalay olabilir, kurşun olabilir. Ya daha çok yazarsın, bir sürü yazarsın. Onlar nedir arkadaşlar? Onlar da metallerdir diyebiliyoruz. Tamam mı? Evet, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu elementin özelliklerini bilmek zorundayız. Nedir bunlar? Oda sıcaklığında arkadaşlar metaller neymiş? Metallerin özelliklerini bahsediyoruz katı halidir. Oda sıcaklığı ne? 25 santigrat derece. Ama kim? harit civa. Civa sıvıdır arkadaşlar. Onu bilelim. Tamam bunu sorabilirler. Civayı bilelim. Sıvı, ısı ve elektriği metal olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki iyi bir şekilde iletirler diyoruz. A metallerle tabi bunlar bileşik yaparlar. Elementler kararlı hale gelmek için bileşik yapacaklar. A metallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar tamam mı ve kendi aralarında bileşik yaparlar mı hayır kendi aralarında alaşım denilen bir karışı, karışım türü vardır metal metal karışımları biz alaşım diyoruz alaşımları oluştururlar peki elektron arkadaşlar bunlar verme konusunda isteklilerdir almazlar metaller verirler ve tel ve levha haline tabii ki ne yaparlar biz metalleri çok kullanıyoruz çevremizde biliyorsunuz ki ne yapıyoruz biz buna getirebiliriz getirilirler diyelim evet Periyodik sistemin arkadaşlar sol tarafındadır metaller yani sol tarafına metaller e, yerleştirilmişler çok fazla sayı olarak ve bileşikte bileşikteki yükler arkadaşlar bunların ne olur pozitiftir çünkü zaten bunlar elektron verdikleri için ne oluyor yükleri pozitif hale geliyor doğada arkadaşlar bileşik halinde veya arkadaşlar atomik atom halinde bulunur. Bakın moleküler halde bulunmaz. Mesela ne yapar? Altın şeklinde mesela doğada tek başına bulunur. Veya ne yapar? Sodyum klorür mesela ne yapar? Sodyumla klor bileşik yapmıştır. O şekilde bulunur. Ya bunu önemsiyoruz. Mesela şöyle bir şey yok. İşte potasyum K2 şeklinde tek başına bulunmaz. Ya K şeklinde bulunacak ya da işte potasyum nitrat şeklinde bir bileşik halinde falan bulunacak. Yani onu söyleyelim. Yüzeyler arkadaşlar ne olur bunların? Tabii ki parlaktır. Değil mi? Evet önemli. Evet ametallere bakalım. Ametaller oda sıcaklığında arkadaşlar 3 halde bulunurlar. Yani onun kendi haline bağlı bir şey. Katı halde bulunanlar da var. Sıvı halde bulunanlar da var. Gaz halde bulunanlar. Mesela baktığımız zaman arkadaşlar e, iot katıdır ametal halde. İşte baktığımız zaman e, brom e, sıvıdır. Ama arkadaşlar klor nedir? Gazdır. Evet, bunların hepsi ametaldir. Onu söylemekte fayda var. Elektriği arkadaşlar bunlar iletmezler. Ama biri hariç kim? Grafit. Grafit ne? Grafit arkadaşlar karbon. Karbon elementinin allotropudur. Allotropu daha önce vermiştim size hatırlıyorsunuz. Doğal allotropudur. İşte elmas ve grafit vardır. Ve bu şekilde biz bunu söyleyelim. Grafit hatta çok fazla mesela elektronik eşyalarda falan görürsünüz. Kendi aralarında arkadaşlar bileşik yaparlar. Nangi yaparlar. Kovalent bağlı bileşik yaparlar. Metallerle de tabii ki iyonik bağlı bileşik yaparlar. Arkadaşlar bunlar elektron alma konusunda isteklilerdir. Çünkü neden? elektron eksikliği var zaten. Onlar veri, alıyorlar. Metaller verirler. A metaller alırlar genellikle. Tel ve leviha haline arkadaşlar metaller gibi getirilemezler. Evet. Metaller getirilebilirlerdi. Periyodik sistemin arkadaşlar bunlar sağ tarafına doğrudurlar. Evet. Bileşiklerindeki yükseltgenme basamağı arkadaşlar pozitif veya negatif olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Eğer metalle bileşik yaparsa metalle bileşik yaptığında metal pozitif alacağı için kendisi negatif olur. Ama kendi aralarında ne olur? Kendi aralarında illa ki e, işte elektronegatiflik dediğimiz bir konu var. Elektronegatifliği fazla olanın eksi yükü oluyor. İşte e, mesela H2O bileşine bakalım. H2O bileşine baktığımız zaman oksijen eksi 2'dir. Hidrojen de burada artı 1 oluyor. Mecbur çünkü oksijenin elektronegatifliği daha yüksek olunca e, maksimum elektronu kendine doğru çekince eksiyle yükleniyor. Doğada arkadaşlar. E, yani şöyle bir şey. Atomik halde de bulunabilirler. İşte bileşik halinde bulunabilirler ama daha çok ne olur, molekül halinde de bulunabilirler. Mesela şöyle ki, klor ee, şöyle şöyle. Yani. 7A grubu her zaman moleküler halde bulunur. Klor şöyle bulunur bakın doğada ya da bir sodyum klorür şeklinde sodyum ile bileşik yapar. Arkadaşlar mesela baktığım zaman karbon doğada atomik halde bulunabilir. Kükürt tek başına atomik halde bulunabilir. Ya bir kısmı atomik halde bulunuyor ama 7A grubu işte flor mesela atomik halde bulunmaz. Ne yapar? Flor ee şeklinde F2 şeklinde moleküler halde bulunurlar. Yüzeyleri arkadaşlar bunların da ne olur? Mattır diyoruz. Yani metallerle aslında zıt gibi ama bazı özellikler bakın benzerlikleri de var. Onları da unutmuyoruz. Bazen Arkadaşlar istisnalar vardır bizde unutmuyoruz. İstisnalar bizim için e, çok önemlidir. Burada kimyada istisnalar kaydı arkadaşlar bozmaz demeyelim. Çünkü bozar çünkü sorular hep genelde oradan da gelir. Tamam mı? Fizik, şimdi gelin kim? Yarı metaller. Yarı metaller fizik özellikler bakımından bakın yarı metal. Biraz metal biraz ametal gibi düşünelim. Fizik özellikler bakımından metallere yani nedir bu? İşte elektrik iletkenliği olsun, işte erime ve kayma noktasının yüksekliği olsun, oda koşullarında işte katı halde olmak olsun. Ama kimyasal özellikler bakımından da ametaller. Yani ametaller gibi ne yapar? İşte kovalent bağlı bileşikler yapar. Elektron alma kanununda elektronu da alırlar bunlar. Oda koşullarında arkadaşlar bunlar nedir? Tabii katıdır. Arkadaşlar bunlar e, ametallerle ne yapar? Kovalent bağlı bileşik yaparlar. Mesela bor, BH3 bileşiği, bor trihidrür. Burada kovalent bağlı bileşiktir. Metallerle ne yapar ama iyonik bağlı bileşik yapar. Evet onu söyleyelim. Gelelim soy gazlar arkadaşlar. Soy gazlar Periyodik tablonun eee 8A grubunda yer alırlar. Bunlar bileşik yapmazlar. Niye bileşik yapmazlar biliyor musunuz? Bunlar kararlı çünkü. Kararlı oldukları için bileşik yapmazlar. Şimdi değer elektron sayıları bunların 8'dir. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle değer elektron sayısı demek bir sonraki dersimizde göreceksiniz aslında elektronları dağıtacağız biz ve son katmandaki elektron sayısı oluyor. Ama helyum hariç. Helyum 2'dir arkadaşlar. Helyumun 2 adı olması lazım ama soy gazı olduğu için mecburen 2'ye koyuyoruz bunu biz. Mesela 1 anın değer elektron sayısı 1. 2 anın 2. 3 anın 3. 4 anın 4. 5 anın 5. 6 anın 6. 7 anın 7. 8 anın 8. Kim hariç? Helyum. Helyumun ki 2'dir diyoruz. Evet. Alkali metaller. Evet arkadaşlar 1A grubunda biz alkali metaller diyoruz. Arkadaşlar bakın 1A grubunu bilelim. Önemli. Özellikle 4 elementimiz. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum. Haydarpaşa listesinin namlı kimyacısını bilelim. Tabi rubidyum, sezyum, fransiyumu çok fazla bilmesiniz olur. Çok fazla karşınıza gelmeyebilir belki ama hadi bunları da bilin. Önemli arkadaşlar. Bunların değer elektron sayıları arkadaşlar 1A olunca 1 oluyor. Hidroden, hidrojen hariç hepsi bunların metaldir. Arkadaşlar bakın e ee, hidrojen ametal. Bakın farklı renkle çizdik özellikle bunu da ön önemsiyoruz. Hidrojen ametal ve diğerleri ne olur? Metal. E, hidrojen niye buraya koyduk? E, proton sayısı bir. O yüzden oraya koyduk. Başka bir yere koyamıyoruz. Çünkü neden? Bunun ni elektronegatifleri düşüktür arkadaşlar. Mecburen buraya koyuyoruz. En aktif metallerin olduğu grupta. Yani metaller en aktif buradadır arkadaşlar. E, gruptan aşağı doğru inersek bakın bu kuraldır. Metallerin olduğu bir grupta aşağı doğru inersek erime ve kayma noktaları ne olur arkadaşlar? Biliyorsunuz ki azalır. Çapla ters orantılıdır. İlerleyen konularda metalik bağ konusunda vereceğiz. Yani eğer ametallerin olduğu grupta aşağı doğru inersek erime ve kayma noktası artacak. Metallerin olduğu grupta aşağı doğru inersek erime ve kayma noktası azalacak. İlerleyen konularda bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Tümü su ile tepkimeye girerek ne açığa çıkartır arkadaşlar? Baz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Zaten bakın bu aktifliğin göstergesi. İşte sodyumu su ile tepkime soktuğumuz zaman sodyum hidroksit artı Hidrojen gazı açığa çıkar ki, ki bakın sodyumu suya atarsak patlama da olur. Bileşiklerinde arkadaşlar bunlar artı bir yük alırlar. Tabi bira artı bir alır. Hemen bir tane verir. Hidrojen ama artı bir ve eksi bir alır. Ne zaman artı bir alır ne zaman eksi bir alır? Arkadaşlar metallerle bileşik yaptığında eksi bir e, yük alır hidrojen. E, eğer ametalle bileşik yaparsa da ne yapacak? Artı bir alacak. Evet bu şekilde söyleyelim. Gelelim arkadaşlar toprak alkali metaller. Kimdir onlar? 2A grubet elementleridir. Bunların değer elektron sayıları da 2'dir. Bunlar arkadaşlar hepsi metaldir. Nedir işte? Beyoğlu mağazasının camından sarkan bacaksız Ramazan gibi düşünebilirsiniz. İşte ben mağazanın camından sarkarken babama rastladım diyebiliriz. Yani bunları bilelim arkadaşlar. 2A grubu elementlerin hepsi metaldir. Gene aktif metaller ama 1A kadar değil tabii ki. Gene metal oldukları için gruptan aşağı doğru gidildikçe eleme noktaları ne olur? Azalır diyoruz. Bazıları tabii ki özellikle kalsiyum, strasyum, baryum, radyum bunlar ne yapar? Su tepkimeye kimyeye verirler. E, Magnezyum e, yüksek sıcaklıkta verir, beryum vermez. Onu söyleyelim. E tabii 2A olunca yüksel, yükseltgen basamaklıkları yani yükleri ne olur? Artikidir. 2'dir yük yerine yükselken basamağı da kullanabiliyoruz. Ama metal önce direkt yük diye diyebiliyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet. 3A grubu elementleri. Toprak metalleri dediğimiz gruptur arkadaşlar. Kimdir bunlar? Bor var, alüminyum var, e, galyum var, indiyum var, titanyum var. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman bunların değer elektron 3A 3 oluyor. Bor burada yarı metal. Bak bunu bilelim. Arkadaşlar zaten burada bilmemiz gereken iki element var. Bor ve alüminyum bilseniz yeterli. Başka bilmenize gerek yok. Bunların bileşikleri yükleri de artı 3'tür. Alüminyum zaten burada metaldir diyoruz. 4A'ya baktığımız zaman 4A karbon grubuydu değil mi? Hatırlıyor. Karbon grubudur arkadaşlar. Metalleri değil. Onu yanlış olmuş. Karbon grubudur. Evet. Değerli elektron sayısı bunun 4'tür. Karbon arkadaşlar ametaldir. Önemli bir ametaldir. İşte organik kimya diye bir konu var. Karbon kimyasıdır. Çok önemsiyoruz bu karbon elementimizi. İşte plastiklerden tutun da boyalardan işte deterjanlara, işte temizlik malzemelerine kadar pek çok maddenin yapısında bulunan bir maddedir. Silisyum ve germanyum yarı metaldir. Arkadaşlar burada özellikle silisyuma dikkat ediyorum. Yani silisyum ve bor yarı metal. Onu bilelim. Kalay kurşun da arkadaşlar metaldir. Yani grup öyle bir grup ki yarı metalde var, metalde var. E A metalde var tabi ki Bileşiklerdeki yükselken masamaklar Arkadaşlar şimdi bakın 1A artı 1 diyorduk 2A artı 2 diyorduk 3A artı 3 diyorduk ama 4A'dan sonra arkadaşlar değişiyor Arkadaşlar artı 4 ile Eksi 4 yani bak karbon Artı 4 alabilir artı 3 alabilir Artı 2 alabilir işte Eksi 2 alabilir eksi 4 alabilir Yani artı 4 ile eksi 4 arasındaki Yükleri değişir arkadaşlar Elementlerin tamam unutmayın bunu Önemli evet e, ee, Tabi orada mesela baktığımızda onu söylemekte fayda var. İşte kalay ve kurşun bunlar eksi alamaz. O ayrı. Bunlar kalay ve kurşun. ilerleyen dersimize gene söyleriz. Artı 2 ve artı 4 alıyor sadece ama değişken tabii ki. Yani ben bunu genel özellikle olarak söylüyorum. Evet 5A grubu azot grubudur arkadaşlar. Değer elektron sayısı da 5A olunca tabii ne olur? 5 olur. Azot ve fosfor tabii ki ametaldir arkadaşlar. Arsenik ve antimon tabii bunlar yarı metaller ama bilmekte de zorla değilsiniz. Önemli değil bunlar arkadaşlar. Bizmut da metal. Özellikle bakın farklı renklerle de çizdik bunları. Peki yükseltgen basamağa bak ne olur? 4A artı 4 ile eksi 4 arasındaysa bak 5A ne olur? Artı 5 ile Bak 8'e yakın ya. Hani ne olur? Artı 5. 5 tane verecek. Ya da ne yapar? 5 ya 3 tane alacak. O zaman eksi 3 arasındadır. Yani azot olacak ya. Azotun mesela artı 5 e aldığı bileşikler de var. Eksi 3 e aldığı bileşikler de var. eksi işte 2 aldığı da var. Artı 4 aldığı da var. Yani değişiyor. Anladın mı? Yani hemen şu diyemiyoruz yani. O şekilde söyleyemiyoruz. Mesela 1A'daki artı 1 diyebiliyorduk. Ama azot için Oradaki bildiğimiz elementten yola çıkarak bulabiliyoruz ancak o da ilerleyen konularda vereceğim bir şeydir. Değerli elektron sayısı arkadaşlar 6A için baktığımız zaman nedir? E, 6'dır tabii ki. Oksijen grubu diyoruz ya da diğer ismi neydi? Kalkojendir. E, arkadaşlar oksijen, kükürt ve selenyum burada ametaldir. İşte tellür ve polonyum da yarı metaldir. Bilmek zorunda değilsiniz tellür ve polonyumu ama şunu oksini ve kükürtü bilelim özellikle. Selenyum bile bilmenize gerek yok. Yükseltgen basamaklar arkadaşlar ne olur? Tabii ki 6A olunca artı +6 ile eksi 2 arasında değişir. Arkadaşlar bakın burada oksijen çok önemlidir. Oksijenin özellikle bir yazalım. Oksijen genellikle ne alacak? Eksi 2 alacak. bakın Önemlidir. OF2 diye bir bileşiğimiz var. Oksijen difluorur. Burada flor yüklü eksi 1 olacağı için oksijenin burada artı 2 aldığı yani oksijen pozitifte alabiliyor. Artı 2 alabiliyor. Buradaki bileşit olabiliyor. Bir şey daha var. Bir de arkadaşlar ilerleyen derslerinde gene vereceğim ben size. Peroksitler diye bir şey var. Peroksitlerin bakın şu oksit zaten oksijen yüklü iki eksi 2'dir. Ama İki tanesinin yükü eksi 2. Yani o zaman bir tanesinin yükü eksi 1 oluyor aslında bakarsanız. Bu da ne olur? Peroksitlerde oksijenin yükü eksi 2. tanesi eksi 2 ise bir tanesi eksi 1 oluyor. Tamam mı? Bak burada zaten bir tanesi eksi 2. Oksitte normal eksi 2. Peroksitte ise eksi 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. halojenler. Evet arkadaşlar halojenler e, önemlidir. 7A grup elementleri. En aktif ametallerin olduğu grup. Bakın sağa doğru gittikçe için ametallik özellik artıyor ya. E metaller en aktif ametaller ne yapıyor? Burada vardır arkadaşlar. Evet en aktif A olduğu gruptur diyoruz. Doğada arkadaşlar bunlar moleküler halde bulunurlar diyoruz. Evet. Yani flor böyle bulunmaz. Nasıl bulunur? F2 şeklinde bulunur. Cl2 şeklinde bulunur. Klor, brom. Br2 şeklinde bulunur. Iot. I2 şeklinde bulunur gibi. Arkadaşlar ilk dördü çok önemli. İşte fino, celinin burnunu ısırdı. Evet. Önemli. Bunları bilelim arkadaşlar. İşte flor, klor, brom, iot. Astatin de var ama önemli olan bu dört element. Diğerini sormazlar. Oda koşullarında yani farklı fiziksel halde ne yaparlar arkadaşlar Bunlar. hatırlayalım ben size şunu söylemiştim aşağı doğru inersek ametallerin olduğu gruplarda ne yapardı Kaynama noktası, evre noktası artardı dolayısıyla bakın şimdi flor elementi oda koşullarında gazdır e, klor da gazdır ama e, brom sıvıdır iot ise arkadaşlar katıdır diyebiliyoruz bileşiklerinde arkadaşlar eksi bir ile artı 7 arasında bakın. Artı 7 zaten 7 a olunca eksi 1 de zaten 8 aya yakın. Hemen bir tane almak ister. Ama arkadaşlar flor sadece elektron negatifte en yüksek olan element olduğu için sadece ve sadece eksi 1 alır. Değer ki elektron sayıları arkadaşlar 7'dir zaten 7 a olunca. Halojenli bileşikleri bakın HV, HCl gibi, HBr gibi ne olur? Asitik özellik gösterir, asittir diye söyleyebiliyoruz. Halojen kelimesinin anlamı ne? tuz yapıcı arkadaşlar. E çünkü neden? Bunlar metaller bileşik yapınca tuz yaparlardı ondan. Evet gelelim arkadaşlar 8A grubuna. 8A grubu soy gazlardır. Diğer ismi asal gazlardır diyoruz. Helyum hariç diğer elektron sayıları arkadaşlar 8'dir. Helyuminki 2'dir. Tepkime vermezler arkadaşlar. Biz buna inert gazlar diyoruz tamam mı? Tepkime vermez dediğimiz şey inert anlamını gelir. Son yörüngeleri tam dolu olduğu için kararlıdır. O yüzden zaten bunlar tepkime vermiyorlar. Doğada arkadaşlar atomik halde bulunurlar. Zaten bakın şimdi helyum, neon, argon, kripton, kısanon, radon. Özellikle bakın şurada ilk dördünü bilelim. Aslında bunların hepsini bilelim ya. Bunların hepsi çıkabiliyor karşımıza arkadaşlar bilelim önemli. Gruptan aşağı doğru inildikçe kay noktası ne yapar? Artar. Çünkü neden? İşte e, bunların arasında bağlar var. Van der Waals kuvvetleri var. London kuvvetleri var. Aşağı doğru elektron sayısı arttığı için kay noktası da artıyor. Van der Waals kuvvetleri, London kuvvetleri arttığı için. ilerleyen bağlar konusunda tekrardan bahsedeceğim. Evet. O zaman B grubuna geçiyoruz. B grubunun diğer isim geçiş metalleridir. Arkadaşlar bunların tümü de nedir? Metaldir bunların tümü. Arkadaşlar bunlar tabii ki 4. periyotta itibaren başlar. İlk 3, 3 periyotta yoktur. Çoğu arkadaşlar değişken yük alır. Ama hepsi değil. Bak şimdi. Bakır artı bir de alır, artı iki de alır. Demir artı iki de alır, artı üç alır. Arkadaşlar ama Çinko sadece artı iki almış. Yani hepsi değil. Unutmayın. Değişken yük alıyorlar diyebiliriz Ama hepsi metal olduğu için mesela ne yapar? Elektrik akımını iletirler. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar sorular çözmeye. Benim e, TET Soru Bankam ve TET Deneme kitaplarım vardı. Bunları size ben öneriyorum. Güzel sorular vardı. Birkaç tane ben bunlar için çözeyim ki dersimizi pekiştirelim ama size de bunlar ödevdir. Diğer testler diyoruz. Evet. Modern periyodik sistemle ilgili hangisi yanlıştır? Elementler atom numaralarına göre evet dizilmişlerdir. Doğrudur. Aynı grupta yer alan elementler tabii ki ne yapar? Benzer özellikler gösterirler ki onu biz aynı grup alıyoruz. Toplam 18 tane grup vardı. 8 tane A grubu, 10 tane B grubu vardı. 7 tane periyot yani yatay sıra bulunur. Evet doğru. B gruplarına biz arkadaşlar baş grup demiyoruz. Ne diyoruz? Yan grup diyoruz. Baş grup dediğimiz şey A grubuydu. Evet geçiyorum. Periyot sistemin 18. grubu kimdi arkadaşlar o? 8 A grubu değil mi? Evet. Peki kesinlikle doğrudur. Kesinlikle deyince hepsini sağlamalı. İşte kimdi onlar? Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon, ve radon arkadaşlar bunu bu şekilde söyleyelim. Evet, asal gaz olarak bilinir. 8A asal gaz, soy gaz. Değer elektron sayısı hepsinin 8 mi ayrı arkadaşlar? Helyum'un 2 olduğunu söylemiştik. Doğada tek atomlu halde ve gaz halde bulunur. Bakın soy gaz zaten gaz bunlar arkadaşlar doğada. 25 santigrat derece ve tek atomlu zaten bunlar bağ yapmazlar. Bu da kesin doğru. Hangisi kesinlikle doğru? Denizli olacaktır. 13. grup kim? O arkadaşlar 1A 1. grup, 2A 2. grup, 3A Üçüncü grup değil. 3A 13. grup arkadaşlar. Peki 3. grup kimdi? 3B. Bakın unutmayın. Çünkü 3B, 4B, 5B diye gruplar var. Onlar arada onlar 3, 4, 5 diye devam ediyor. O zaman ne olur arkadaşlar? 13. grup ne? 3A grubudur. O zaman ilk element nerede başlıyor? Arkadaşlar birinci periyotta zaten birinci periyodumuzda kim vardı? Hidrojen ve helyum vardı zaten. Birinci bakın burası 1A burası 8A. Peki burası birinci periyot. İkinci periyotta kim var? 1A'dan 2A, 3A, 4A, 5A yani 8A'daki toplam 8 element de burada vardır. Dolayısıyla arkadaşlar nereden başlıyor? İkinci periyotta başlıyor. Kimdir o? Ee, bor elementidir hatırlayalım arkadaşlar. Bileşiklerinde de 3A olunca artı 3 yük alır. Doğru. Tamamı bunların arkadaşlar metal mi? Hayır. Mesela bor nedir? Bor mesela yarı metaldir. Bunu bilelim arkadaşlar. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğru olmuş oluyor. Evet. Yan grup. Kimdi yan grup arkadaşlar? B grubu. Evet. B grubu değil mi? Peki. B grubuna biz ne diyoruz? geçiş metalleri adını veriyoruz. O yüzden bu doğru oluyor. Arkadaşlar şimdi bloklar var. Özellikle bunu yazdım. Biraz hani aşina olmak açısından. Arkadaşlar B grubuna biz D bloğunda dağılma var. 1S2, 2S2, 2 p 3S2 bir sonra giderse bunu anlatacağım arkadaşlar. 1A ve 2A S bloğudur. 3A'dan 8A'ya kadar P bloğudur. B grupları arkadaşlar D bloğudur. Ve arkadaşlar da o lantinitler, aktinitler dediğimiz grupta F bloğudur. Onu bir tekrar da anlatacağım ama burada bir bilgi olsun diye bu soruyu yazdım. Bu doğru yani. Genellikle bileşiklerinde birden fazla ne yaparlar? pozitif yük alırlar. O yüzden cevap ne olur? 1, 2, 3 olacaktır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz bakalım sorularımıza. Evet. Yanında bir sistemimiz var görüyorsunuz ki bu sistemle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın burada bir kesit verilmiş 6A, 7A ve 8A. Hatta bakın burası birinci periyot Burası ikinci periyod çünkü helyum var e, ee, neon var. Ee, onda argon var. Üçüncü periyot. Burada elementleri görüyoruz. Şimdi atom numarası en büyük olan elementimiz kimdir? E, zaten nasıl yapılıyorduk biz bunları? E, sağa doğru ve yani aşağı doğru da zaten biliyorsunuz atom numarası artar. Değil mi? Bakın iki oluyor mesela burası. Bir, i̇lk başta hidrojen vardı. Bir bu helyum ikiydi. Tabi buraya yazılmamış ama elementler. İşte kükürt 16, Klor 17, argon 18. Mesela bu 10'dur mesela. Burası 9'dur, burası 8'dir diye devam ediyor baktığımız zaman. Burada bazı elementler tabi eksik. Ama en büyük elementimiz sağda ve aşağıda olan elementimiz argo, argon elementi doğru. Flor elementi 7 A grubu elementidir. 7 A eksi 1 ve artı 7 alabilir ama flor sadece ve sadece eksi 1 alır demiştik. Doğru. Oksijen. Arkadaşlar oksijenin OF2 dediğimiz bileşiği vardır. Orada artı yük alıyor. Artı 2 alır arkadaşlar. Onu söylemiştim. Ee, hidrojen arkadaşlar tabii ki kükürtle ne yapar? H2S bileşiğini oluşturur mu? Evet H2S bileşine baktığımız zaman oluşabilir. Ee, bu bir e, asit bileşiğidir baktığımız zaman. Hidrojen burada artı bir. Kükürt de eksi iki uygun olur. İşte nasıl buluyoruz? Ee, tabii ki şöyle buluyoruz. Hidrojen zaten ametaller bileşince yapın, bileşik yapınca artı bir olduğunu söylemiştik. İki kere bir artı iki. E, kükürtü sıfır eşittir. Ee, bak, kükürde, e, kükürt bilmiyoruz. Toplam sıfıra geleceğiz. E, o zaman ne olur kükürt burada eksi 2 olacak ki eksi 2 uygundur. Çünkü 6A olan bir elementin grup, yükü eksi 2 ile artı 6 arasında olacaktır. Bu da sağlar zaten bunu görüyorsunuz ki. Helyumun değer elektron sayısı helyum 8A'da olmasına rağmen değer elektron sayısı da 2 olduğunu söylemiştik. O yüzden cevap zaten burada C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Umarım anladık arkadaşlar. Periçetveli adım adım ilerlemeyi e, istiyoruz. Yani bu konuda e, bir şeyler yapacağız, başaracağız. Fizyoterapi çok önemli bir ünitedir. İlerleyen derslerimizde muhakkak takip edelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar.